Adalet yürüyüşünde provokasyon. 240 çocuğa Erdoğan'a hakaret davası. Facebook 2 milyar kullanıcıya ulaştı. Günün haberleri başlıyor. ...2016 yılı içinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ve devletin organlarının saygınlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 46.193 işlem yapıldı. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 4.936 dosya hakkında savcılık tarafından kamu davası açıldı. Hakaret suçlaması yöneltilen 5.028 kişinin 240'ı 18 yaşının altında çocuklar. Biz terörist değiliz, biz bu yola çıkarken bir söz verdik, bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Faşist gerici baskılara boyun eğmeyeceğiz, bizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedik. Ve bu yüzden de içeriye atıldık. Bunlardan 102'si 12 ila 15 yaş, 138 tanesi ise 15 ila 18 yaşlar arasında bulunuyor. Adalet yürüyüşünün 14. gününde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, her türlü provokasyona hazırlıklı olduklarını söyledi. Bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak diyen Kılıçdaroğlu, kararlılıkla yola devam edeceklerini belirtti. Her provokasyondan sonra hep birlikte alkışlıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun konakladığı tesisin önüne gübre dökülmüş, yürüyüş yolunda da bir mermi bulunmuştu. Tutuklu HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, açlık grevlerini sürdüren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçay'a bir mektup yazarak eylemi sonlandırmalarını istedi. Eylemin yaşanan hukuksuzluklar ve adaletsizlikler karşısında etkili bir karşı koyuş oluşturduğunu söyleyen Demirtaş, bununla birlikte milyonların iradesini temsil eden bir siyasetçi dostunuz olarak açlık grevini sonlandırmanızı rica ediyorum dedi. İnsan hakları ve düşünce özgürlüğü konularında faaliyet yürüten Freedom House, internet özgürlüğüyle ilgili raporunu yayımladı. Dünyadaki internet özgürlüğünü çok boyutlu biçimde ölçen kapsamlı rapora göre, Türkiye'nin notu önceki yıllara göre daha da geriye gitti. 100 puan üzerinden yapılan derecelendirmede 61 puan alan Türkiye, Mısır, Gambiya, Myanmar, İran, Çin gibi ülkelerle aynı grupta yer aldı. Türkiye'de internet özgürlüğü 2015 raporunda kısmen özgür, sonraki yıl ise özgür değil kategorisinde gruplandırılmıştı. Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu Facebook, 2 milyar kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Haberi şahsi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu yolculukta sizinle olmak büyük bir onur ifadelerini kullandı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada ise her gün ortalama 800 milyon kişinin Facebook'ta beğendi ve 175 milyon kişinin ise sevdi tuşlarına tıkladığı bilgisine yer verildi. Yaklaşık 13 yıl önce kurulan ve 5 yıl önce 1 milyar kullanıcıya ulaşan Facebook'un bu sayıyı kısa sürede ikiye katlaması sosyal medya için bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.